Ruhum, göndermiş olduğunuz mektubu aldım. Teşekkür ederim. Yazısında ve söyleşinde her yerinde ayrı ayrı letafet var. Böyle mektuba ben cevap vermekten acizim. Ne kadar yazsam ağanın yerini tutmaz. İnşallah İstanbul'a geldiğimde yazı tahsili göreceğim. Olmaz mı? Ağabeyime hürmeti mahsusada bulunduğunuzdan dolayı cümlenize ayrı ayrı teşekkür ederim. Saniyen Nuri Efendi'ye evvelsi gün mektup gönderdim. Şimdiye kadar ne için geciktirmiş? Bakalım ne cevap gelecektir. İkinci mektubumu ayrıntılı yazarım. Çok uykum geldi. Pederin, validenin ellerini öperim. Karındaşlarının da gözlerinden öperim. Not: bizim kraliçe hanıma mahsustur. Merhametli veli nimetim, sevgili pederim Mehmet Ağa'ya bir kere sonsuz bir istekle ve hürmetle selam eder, hayır duanızı talep ederim. Eğer beni sorarsanız elhamdülillah, duanızın bereketi ile aciz bedenim sıhhatte olup sizin ömrünüzün uzun olması için gece ve gündüz dua etmekteyim. Bizim için de merak etmeyiniz. Yalnız harçlık için gayet de dardayım. Her ne kadar sizlerden çekinerek istesem de para yetmiyor. Zor meseledir. Duanıza ve sizlere muhtacım. Zira Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor ki benim kullarımdan bir kulum Allah yolunda savaşır da o kuluma her kim ki yardım ederse ben de o kuluma kıyamet gününde yardım ederim buyuruyor. Tabi sizler bedenen yardım edemezsiniz. Baki ve sağ olmanızı Allah'a arz ediyorum. Mektup gönderecek olursanız 5. Kolordu'ya mensup 14. fırkada 42. alayın 1. taburunun 2. bölüğünde 3. mangada Sakin Er İbrahim bilesiniz. Ana ben gidiyorum düşmana karşı, of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı, of gençliğim eyvah.